Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yavaş yavaş İslam yayılıyor. Heyetler halinde Hazreti Peygamber'e geliyorlar, gelenler. Geliyorlar, ne yapıyorlar? Kelime-i şehadet getirip gidiyorlar mı? Hayır. Kur'an'ı öğreniyorlar. Resulullah'ın bu dini nasıl yaşadığını öğreniyorlar. Çünkü Müslüman olmak bunları öğrenmek demek, öğrenip hayata aksettirebilmek demek. Giderken de Hazreti Peygamber onları bir heyette böyle sıraya koymuş. İşte birini aralarından emir yapacak. Onlar da gittikleri zaman artık o kişi onların başı olacak. Evet, hocası olacak. Gelenler arasında zaten doğası itibariyle muhtemelen emirleri olan yani kişi biraz böyle kendisini gösteriyor. Bana ver görevi diye. O da başlamış. Ne biliyorsun sen Kur'an'dan? O bir şeyler. Ötekine sen ne öğrendin Kur'an'dan? Sonra aralarında biraz daha genç, biraz daha cılız birine geldi. Sen ne kadar biliyorsun Kur'an'dan? Dediğinde dedi ki Teallemtul Bakarata. Bakara'yı öğrendim. Dedi ki Teallemul Bakarata. Sen gerçekten Bakara'yı biliyor musun? Dedi biliyorum. O zaman izen fe ente emiruhum. O zaman bunların emiri sensin dedi. Salat ve selam üzerine olsun. Dolayısıyla yani öğrenen, öğrendikleriyle yaşayan ve kılavuzluk eden aynı zamanda. Yani daha fazla bilenin imametteki üstünlüğü اَفْضَلُ النَّاسِ بِالْاِمَامَ fıkıhta bir bahistir. O daha fazla bilen önceliklidir.